Likya'nın en büyük kenti olan Santos'a varıyor. Ben Likya ile ilgili biraz uzun konuşacağım için Santos'ta anlatacağım onları. Teslim olmaktansa kadınlarını, çocuklarını topluyorlar. Sağdan soldan ve alttan yakarak hepsini öldürüyorlar. Herodot'un anlattığına göre birbirlerine korkunç yeminler ederek ölümüne saldırıyorlar. Hepsi öldürülüyor Pers ordusu tarafından. Bu surların önünde yaşanıyor bu. Yine M.Ö. 42 yılında Brutus ve Cassius buraya geliyorlar. Ordu hazırlayıp Roma'yı tekrar ele geçirmek için. Sezar öldürdükten sonra Roma'da da karışıklıklar oluyor. Ordu hazırlamak için buraya geliyorlar. Ve korkunç bir savaş yaşanıyor burada yine. Teslim olmak istemiyorlar. Teslim olmak istemeyince artık bakıyor ki kadınlarını ve çocuklarını öldürmeye başlıyorlar. Ve erkekler, savaşçılar da teslim olmaktansa, Romalılara asker olmaktansa intihar etmeye başlıyorlar. Surlardan kendilerini atıyorlar. Ve en son bir anneyi kucağında çocukla ateşe atladığını görünce Brutus, Romalı büyük komutan görünce gözyaşları içerisinde bağırarak surların dibine geliyor ve Likyalıları, Santosluları kurtaranlara ödül vereceğini söylüyor ve öldürmeyin diye kendilerini onlara yalvarmaya başlıyor az önce öldürdüğü kişilere. Patara'dayız. Yürüyüşümüzün başlangıcındayız. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet Nermin abla, başlıyoruz. Söyle. Sen söyle bir şeyler. Ha, ben söylemem mi? Sizinle tekrar yürümekten çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk. Arkadaşım Baha Bey, evet, ilk kampı. Bizler de size teşekkür ederiz. Ne güzel, biz teşekkür ederiz. Ne demek? Turu ayarladığınız için. Estağfurullah, tur demeyelim. Devamlı. Sağ olun, eyvallah. Biz tur diyoruz. Eyvallah. Yok, öğrenecek, yeni dağacak. Güzel, inşallah. Patara sırtlarında yemek molasındayız. Bana seviyor musun? Bana da seviyorum. Evet, senin duygularını alalım. O böreği versene beni. Bana kalmadı. Börekten aldı adam. Bunlar bana hep yaşlısın diyor. Bir daha sizin duygularınızı almayacağım. Ben değil ama mi? Gencim. Bak, dağlar insanı gençleştiriyor. Aynen. Gençlerin önünü aynen. Aç. Gençlerin önünü aç diyorlar. Lan ben evet. Gencim daha ya. Durun ya. Öz video. Evet. Lucca yolunun Patara delikli kemer kalkan parkurunu yürüyoruz. 32 kişilik ekibimle. Güzel bir yürüyüş oluyor. Orman içinden geçiyoruz. Serin bir hava. 10 derece gösteriyor sıcaklık. Yürüyüş için güzel bir zamanlama. Hava güneşli. Fakat yakıcı değil. Rüzgar yok. Üşütmüyor. Yürüyüş için 10 numara bir gün. Türkiye'nin her yerinden yürüyüşçülerle Lucca yolunda yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Şu an Patara Antik Kenti'nden Antifellos, Lucca Antik Kenti'ne doğru yürüyüşümüz sürüyor. İleride delikli kemeri göreceğiz. Roma döneminden kalma bir su kemeri. Bölgeden Patara'ya su taşımak için yapılmış. Devasa bir yapı. Zamanına göre büyük bir mühendislik harikası. Taşları oyup yivleyerek ve birbirine geçirerek yapılmış borulardan oluşuyor. Oraya varınca o boruları da sizlere göstereceğim.
search my heart, unveil my soul, feel the woman hiding beyond. Oh, woman, my woman. Oh, woman, mama forever. Oh, my woman. Hocam Serap kendini şey Burak Yılmaz gibi yere atıyor, yuvarlanıyor, bir daha kalkıyor. Bir de penaltı istiyor. Penaltı istiyor hocam. Bence taraftarlarla arası bozuk herhalde. Değil mi? Ne diyorsun Burak? Likya yolunda az bulunan su noktalarından biri. Delikli Kemer'e 1 kilometre kala. Evet. Hemen dolduruyor. Hocam yalaktan mı içeceğiz oradan mı? Vallahi bilmiyorum artık yani. Artık... Touch my heart, unveil my soul, feel the woman hiding beyond. Oh, woman, my woman. Oh, woman, I'm a forever. Oh, my woman, my woman. Oh. Touch my heart, unveil my soul, feel the woman hiding beyond. Evet, Likya yolunun Patara Delikli Kemer parkurundayız. Antik su yolu üzerinde yürüyoruz. Evet, binlerce yıllık Patara Delikli Kemer arasındaki su yolundan ilerliyoruz. Yürüyüşçü arkadaşlarımızla birlikte antik bir su yolu hala bozulmamış korunaklı bir şekilde şu an su yolundan ilerliyoruz. Karşımızda da Delikli Kemer. Buradan Akbel'e yürüyeceğiz. Daha sonra Kalkan'ın kuzeyinden Bezirgan köyüne çıkacağız. Antik su yolunda yürüyorsunuz hocam. Aha, şurada belli.
Serap Ağırtaş, Türkiye'nin önemli kaya tırmanışçılarından ve dağcılarından biri. Birazcık şey diyelim, artçı. Artçı, kadrolu artçımız. Ha, kadrolu artçı. her yürüyüşün mutlak en sonunda yürüyen bir adam işte. Evet, güzel. O da güzel. Şey değil mi Mehmet, yumurta akıyla yapılan. Evet. Şu an Delikli Kemer'e gelmek üzereyiz. Nasıl gidiyor yürüyüş? Çok güzel gidiyor. Üşümüyor musun? Hiç üşümüyorum. Hava çok güzel. Şubat'ın neredeyse başlarındayız değil mi? Hı hı. Hava çok güzel. Evet. Kalkana doğru gidiyoruz. Doğa güzel, her şey güzel, tarih güzel. Evet, bence Türkiye'deki yürüyüş parkurlarının tamamını böyle işaretleyip turizme açmak durumundayız. Ama gelen yürüyüşçülerin buna çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Herkesin harita çıkarmasına gerektiğine inanıyorum. Fakat bu haritaların bir yerde toplanmasına izin veren bir yapı yok şimdilik. Evet. Devlet yapısı yok. Evet. Yapabilirsek buna ilk adımı atmak istiyoruz değil mi? Bir de atmak istiyoruz. Bir de önemli bir konu daha. Rota yapıcılığıyla ilgili de yepyeni bir kanun gerekiyor. Öyle bir kanunumuz yok. Evet. Rota hırsızlıklarıyla ilgili bir düzenleme yok. Düzenleme yok. O da çok büyük bir sorun doğa sporcuları adına. Genellikle yurt dışından gelen insanlar bizim rotalarımızı çalıp pazarlıyorlar. Evet, Delikli Kemer'den Akbel'e doğru yürüyoruz. Saat 5 civarı. Muhtemelen 50 dakika sonra hava kararacak. Hava kararmadan kamp yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü karanlıkta çadır kurmak, yemek yapmak bir hayli zor. Şu an Yeşilova'nın üzerinde yürüyoruz.
12. kilometredeyiz. 3 kilometre önce Delikli Kemer'den geçtik. 2 kilometre sonra da Akbel'e varmayı planlıyoruz. Güneş bir 15-20 dakikaya kadar batacak. İnşallah hava kararmadan varırız. Evet, Patara Akbel parkurunun sonuna geldik. Patara Bezirgan, Akbel Bezirgan Sarıbelen parkurunu da diğer bölümde anlatacağım. Soul.